10 Nisan Çarşamba akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye'ye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Yayınlarımız her zaman olduğu gibi karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir. Facebook'taki canlı yayınımızın altına saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla tüm görüş, öneri, yorum ve dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine yoğun gündem maddeleriyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Dün ana haber bültenimizi sunarken arkada karanlık bir manzara vardı. Çünkü çok bulutlu, çok yağışlı bir havaydı. Bugün öğle saatlerine kadar da Manisa merkezde yağmur yağdı ama şu anda tüm yeşilliğiyle, tüm güzelliği ve güneşliğiyle, açık havasıyla sizlerin karşısındayız ana haber bülteninde. Sevgili seyirciler, mazbatalar alınmaya başladı demiştik dünkü ana haber bültenimizde. Bugün de 3. dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Cengiz Ergün mazbatasını alarak göreve başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Manisa halkının takdiriyle bir kez daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cengiz Ergün mazbatasını aldı. Manisa Adliye Sarayı'nda gerçekleşen töreni Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mazbata törenine ailesiyle birlikte gelen Başkan Ergün alkışlar eşliğinde mazbatasını aldı. İlk defa bu töreni yapmıyoruz. 2009'da bunu yaşadık. 2014'te ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yine Manisalı hemşerilerimin beni bu göreve seçmesi sebebiyle 10 yılı geride bıraktı. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde 3. defa Manisa tarihinde ilk defa arka arkaya 3 defa seçim kazanmış olmanın bende gerçekten ayrı bir mutluluğu var. Her şeyden önce bugün şahsıma verilen bu mazbata tabii ki bir sembol. Tabii ki bizim için büyük bir onur, bizim için büyük bir gurur vesilesi. Bu sadece Cengiz Ergün'ün şahsının aldığı bir vesika değil. Siyasi ayrım gözetmeden sandığa gidip oy vermiş 461.200 seçmenin emeği var. İsmini sayamadığım, buradan nitelendiremediğim kimin emeği varsa Allah hepsinden razı olsun. Siyasetin hizmeti, hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla 10 yıl bu noktada çalıştık. Bundan sonra da yine aynı şekilde devam edileceğinden hiç kimse şüphe duymasın. Bana verilen desteğe layık olmak için inşallah bir 5 yıl daha bütün ekibimizle beraber yine çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönem Manisa'ya hayırlı olsun. Bu arada sevgili seyirciler, küçük bir parantez açayım Sayın Cengiz Ergün'le ilgili. Manisa'da Manisa Belediye Başkanlığı'nı daha önceden 3 dönem yapan belediye başkanı yok. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa çok partili sistemden bu yana. Ve Cengiz Ergün Manisa'da 3. döneme başlayan belediye başkanı olarak da seçildi. Bu küçük detayı da sizlerle paylaşmış olayım. Türkiye'de sevgili seyirciler, bugün merakla beklenen bir gündü. Neden? Çünkü Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak yapısal reformlar açıklayacağız dedi. Yaklaşık bir haftadır bunun reklamı da sürüyordu. Herkes merakla bekliyordu ve bugün kameralar karşısına geçti Hazine Bakanı Berat Albayrak. Sizler için almış olduğum notlarda sevgili seyirciler. Devlet Sera AŞ kuracak dedi. Yani Sera şirketleri kuracak ve teknolojik seralar geliştirecek dedi. Sebze ve meyvedeki fiyatı daha da aza çekip birim alandan daha çok verim alabilmek için dedi. Ardından önümüzdeki 4 yıl içerisinde şu anda Türkiye'de 47 milyon küçükbaş hayvan varmış sevgili seyirciler, devletin rakamları. 47 milyon küçükbaş hayvanı önümüzdeki 4 yıl içerisinde 100 milyona ulaştıracağız ve et fiyatlarında düşüş sağlayacağız dedi. Ardından devlet bankalarının destekleneceğinden bahsetti. Bireysel emeklilik sigortasında yapısal bir reforma gideceklerini ve bireysel emeklilik sigortalarının, yani halk arasındaki tabirle kısaca BES'in, artık zorunlu olacağını söyledi. Bunun haricinde de turizme de değindi. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye'de hedef 70 milyon yıllık turist
ve 70 milyar dolar kazanç dedi. Şimdi tabii ki hemen böyle kafa hesap yapıyor sevgili seyirciler. 70 milyar dolar yıllık turizm kazancını 70 milyon turiste hedefliyorsanız ortalama olarak turist başı 1000 dolar harcayacağını öngörüyorsunuz. Şimdi 1000 doları yüksek bir rakam olarak düşünmeyin. Yani 5000, 6000 lira gibi düşünmeyin. O gelen turistin kazancına göre 1000 dolar yani 1000 lirası gibi düşünün ki bu ucuz turist anlamına geliyor. Yani para harcamayan turist anlamına geliyor. Bizlerin aslında 70 milyon turist olmuş, 100 milyon turist olmuş buna takılmamalıyız. O bir haftada 50 bin dolar harcayabilen, 100 bin dolar harcayabilen zengin işte Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den ya da refah durumu gelişmiş ülkelerden turist çekmeliyiz ve bu sadece hani Akdeniz'deki sahillerimizde, Ege'deki sahillerimizde değil, Göbekli Tepe'mizde, ne bileyim işte Manisa'daki Sipil'imizde, Sart Harabeleri'yle ve buna benzer kış turizmini de canlandırıcı, tarih turizmini canlandırıcı zengin turisti çekebilmeliyiz. Yapısal reformlar bu şekildeydi sevgili seyirciler. Bugün mazbatasını alan bir diğer belediye başkanı ise Yunus Emre Belediyesi'ne tekrar belediye başkanı olarak seçilen Sayın Doktor Mehmet Çerçi'ydi. 31 Mart Mahalli İdare Eder seçimlerinde ikinci kez başkanlığa seçilen Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçe mazbatasını aldı. 31 Mart 2019 seçim sonucunda şu anda mazbata töreninde hepimiz buradayız. Gönül isterdi ki bu mazbatayı birkaç gün önce vermek. Ama biliyorsunuz hepinizin de bildiği gibi Yüksek Seçim Kurulu kararını beklemek zorunda kaldık. Dün de sağ olsun heyetçi bütün arkadaşlar gerekli işlemleri tamamladık. Mazbataları imzalamak da o kadar kolay değilmiş. 864 tane imza. Ben huzurunuzda önce seçim kurulunda görev alan tüm arkadaşlara hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii en başta Sayın Milletvekilim, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden, teşkilat mensuplarımız, gönüldaşlarımız, burada bulunan çok sayıda dostlarımız, Bedensel Engelliler Derneğimizin değerli mensuplar başkanı, bütün meclis üyelerimiz, gençlerimiz, kadın kollarımız, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin konjonktürü, başka faktörler seçimi belki çok kolay olacak bir seçim bizim açımızdan biraz zorladı. Ama netice itibariyle hedefe vardık. Başarıyı hep beraber sağladık. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde ben ve meclis üyesi tüm arkadaşlarımız AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerden seçilen 31 tane meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber Yunus Emre'yi yine Türkiye'nin örnek projelerini yapan bir şehir olarak görmeye devam edeceğiz. Özel projelerimizi, örnek projelerimizi, örnek şehircilik hamlelerimizi inşallah bu dönemde de hep beraber hayata geçireceğiz. Ben tekrar oy vermiş vermemiş bütün vatandaşlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Özellikle burada bulunan hazuruna, emeği geçen herkese, sandık kurullarına kadar bizleri destekleyen, bizler için mücadele eden bütün gönüldaşlarımıza, her iki partiden değerli kardeşlerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, milletvekillerimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimize ve bütün gönül dostlarına, ağzı dualı insanlara şükranlarımı sunuyorum. Haydi Yunus Emre! İlçesine de hayırlı uğurlu olsun diyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bugün Milli Eğitim Bakanı Sayın Selçuk'tan bir uyarı geldi. Hani mavi balina ve momo kelimelerini mutlaka duymuşsunuzdur. Haberlerde okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, gazetelerde okumuşsunuzdur. Çocukları etkileyen, cinayet ya da intihara sevk eden oyun adı altındaki saçmalık, yani günümüz çağındaki bir tehlike işaret taşıyan unsurlar. Ve bugün Milli Eğitim Bakanlığı neredeyse resmi denilebilecek bir uyarıda bulundu. Mavi balina ve momodan çocuklarınızı uzak tutun dedi. Çünkü bu bir oyun değil, aksine yabancı devletlerde tezgahlanmış olan, bütün dünyaya saçılmış olan
bir siber saldırıdır dedi. Gerçekten ana babalar olarak hani ya ne olacak bir şey olmaz gibi düşünceye kapılmayın. Çünkü Türkiye'de de iki tane çocuğumuzun yakın zaman dilimi içerisinde ne yazık ki yaşamlarını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bizzat böyle adapte edip hani beyin yıkayıcı özellikle çocuklar üzerinde bir oyun olduğu söyleniyor. Hiç merak edip de bakmadım işin açıkçası. Mavi Balina ve Momo. Anne babaları buradan bir kez daha anımsatmış olalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da açıklamasıyla birlikte. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akhisar'a belediye başkanı seçilen Sayın Besim Dutlulu'yu ETV ve Denge Ailesi makamında ziyaret ederek tebrik etti. ETV Denge Gazetesi ailesi geçtiğimiz günlerde mazbatasını alarak göreve başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Efendim Akhisar ilçemizdeyiz ve artık Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu görevine başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz öncelikle ve duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacak değerli başkanımız. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz güzel şehrimize. Biliyorsunuz siz de daha önce seçimden önce de bir kere görüşmüştük. Çok sağ olun. Bu sefer kısmet belediyede oldu. O zaman da zaten öyle sözleşmiştik. Bir hafta oluyor görev başarı. Geçen hafta Perşembe günü mazbatamızı aldık. O zamandan beri bir yandan hem hayırlısı olsun diye gelen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlarla beraber zaman geçiriyoruz. Ama bir yandan da belediyede neler yapabiliriz? Ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Belediyeyi nasıl daha aktif bir hale getiririz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım ekibimle beraber. İnşallah önümüzde uzun bir süreç var. Güzel gün olacak. Elimizden geldiğince Akhisarlımızın beklentilerini karşılamak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz size ve tüm ekibinize. Yolunuz açık olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman da bekleriz. Tabii ki inşallah. Sırada bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sevgili seyirciler bugün AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in önemli açıklamaları vardı. Seçimlere özellikle İstanbul'daki oy sayımlarına değindi ama ağırlıklı olarak parti içi meseleleri konuştu. Yani şunu açıkçası ifade etti. Cumhurbaşkanımızın dedi talimatını, direktiflerini anladık dedi. Örgüt olarak üstümüzü alıyoruz dedi. Yani neticede Türkiye'de Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok belediyeyi, şehir belediyelerini, büyükşehir belediyelerini kaybetti AK Parti. Ve bu başarısızlığın temelinde ne var? Sorgulanması, vatandaşın bu kaybedilen belediyeleri vatandaşın AK Parti'ye karşı bir uyarısı olarak değerlendirdiler. Ve bu uyarıya kulak asacaklarını en alt birimlerinden, ilçe belde örgütlerinden, teşkilatlarından en üst genel başkan yardımcılarına kadar herkesin bu olaydan, vatandaşın bu mesajından ders çıkartacağını söyleyerek bir nebze olsa kendi öz eleştirilerinde bulundu. Sayın Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, AK Parti ilişkin gelişmeleri de bu şekilde sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, herkesin Manisa'da bildiği Yiğitbaş Veli Camii tekrar yeniden yapılması için yıkıldı. Şehzadeler Belediyesi'nin Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmet Şemsettin Marmaravi Hazretleri'nin türbesinin de içinde yer aldığı Adakale Mahallesi'ndeki Yiğitbaş Camii'nin yenilenmesi için başlatılan girişimler sonuç verdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yiğitbaş Camii'ni yıkarak yenileme çalışmalarının startını verdi. Yiğitbaş Camii yenilendikten sonra çevre düzenlemesi Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılacak. Belediye, caminin yan tarafında yer alan yeşil alanı da cami alanıyla birlikte düzenleyecek. Caminin bahçesinde yer alan Yiğitbaşı Veli olarak bilinen Ahmet Şemsettin Marmaravi Hazretleri'nin türbesiyle caminin tuvaletleri yenileme çalışmaları kapsamında Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak Yiğitbaş Camii'nin ve türbesinin daha güzel ve geniş bir alanda olması için başlattıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtti. Sevgili seyirciler, şimdi Şehzadeler Belediyesi'nden, Vakıflar Müdürlüğü'nden bir vatandaş olarak bir ricada bulunmak istiyorum. Orada görmüşsünüzdür, iki tane harika ağaç var. Yani o camiye yıllardır ben de giderim. Orada iki tane harika ağaç var ki karşıdan ne kadar güzel görünüyordu. Bu kadar mimarinin, bu kadar betonlaşmanın içerisinde. O çınara, düzeltiyorum, o çam ağacına ve selviye uygun olarak
çok şirin, böyle milletin görmek isteyeceği derecede bir ibadethane tasarlayın. Lütfen hani klasik olarak işte 4 tane minaresi olan klasik hepimizin göz aşinalığının olduğu değil. Geçtiğimiz hatta ana haber bültenlerinde Muradiye'de Yunus Emre Belediyesi'nin yaptırdığı bir cami vardı. Böyle tek katlı çok küçük. Karşıdan daha baktığınızda içine girmek isteyeceğiniz böyle sıcacık görüntüsü olan bir cami vardı. Lütfen o selviyle çam ağacına uygun böyle çok şık herkesin gidip görmek isteyeceği sıcaklıkta derecede bir mimariyle oraya bir cami yapılmasını istiyorum. Hani klasik standart Süleymaniye gibi işte İstanbul'daki camiler gibi görkemli camilerin minyatürünü yapmayın. O bölgeye has, oranın özelliklerini taşıyan bir mimariyle yapın ki gerçekten daha böyle bir ilgi çekici, daha gönül rahatlığıyla insanlar gitsin. Sevgili seyirciler, dün ana haber bültenimizi açarken ne yazık ki Soma'da üzücü bir trafik kazası haberi paylaşmıştık. Ne yazık ki tarım işçisi olan vatandaşlarımız taşıyan araç kaza yapmıştı. Bugün detayları ortaya çıktı. Hep birlikte izliyoruz. Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan servis otobüsü Balıkesir'in Savaştepe ilçesi yolunda devrildi. Otobüsün devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda acil servis ekibi sevk edilirken ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada bir kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sevgili seyirciler, Facebook'ta canlı yayınımızı takip eden Sayın Kotancan bir mesaj paylaşmış Facebook'ta. Şimdi mesajı paylaşmadan önce aslında Sayın Kotancan'a ben buradan bir teşekkürlerimi sunmak istiyorum bir vatandaş olarak. Neden? Çünkü genelde böyle hemen hemen her akşam yorum yapan değerli izleyenlerimizden birisidir. Ve kendisi hani yapmış olduğu yorumlardan eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen affınıza sığınıyorum. Hani mevcut seçilen belediye başkanlarını değil de farklı belediye başkanlarını desteklemiş gibi bir imaj çizmişti. Tabii ki böyle bir şey belki de söylemem yanlıştır ama teşekkür etmem açısından kendisi bir mesaj iletmiş. Seçilen mazbatasını alan tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum diyor. Ve artık Yunus Emre'ye belediye başkanı seçilen Sayın Doktor Mehmet Çerçi'den de Sipil Mahallesi başta olmak üzere kenar mahallelere daha fazla hizmet ayırmasını rica ediyorum diyor. Hem Yunus Emre'ye hem de sizlere yani ETV ailesine başarılar diliyorum diyor. İşte demokrasinin güzelliği sevgili seyirciler. Seçim geçtikten sonra seçilen kişi herkesin belediye başkanı, seçilen milletvekili herkesin milletvekili, seçilen işte diğer muhtarlar, kadrolar herkesin olmalı ve herkese de, seçilenler de herkese eşit mesafede yaklaşmalı Türkiye genelinde. Çünkü dünyada çok güzel örnekleri var bunların. Gerçekten değerli yorumda bulunan vatandaşımız Kotancan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili seyirciler, dünya gündeminde ise bugün dünyanın kilitlendiği bir olay vardı. NASA 7 farklı ülkede aynı anda basının karşısına geçti ve canlı yayında ilk kez dünyadaki teleskoplardan takip edilip çekilen kara deliğin fotoğrafını yayınladılar. Kara delik ne diye hani daha önceden duymamış veya bilmeyen değerli izleyenlerimiz için öyle bir büyük evrensel olay ki ışık dahil olmak üzere çevresindeki her şeyi içine çekiyor. Peki içine çektikten sonra bu kara delik nereye gidiyor? O kısmını bilen yok. Sadece ufuk çizgisinin fotoğrafı çekilmiş durumda. Işığı dahi yutabilen bir güç kara delikler ve ilk kez fotoğrafı yayınlandı. NASA tarafından merak edenler internete açıp bakabilirler. Sevgili seyirciler, Manisa Yunus Emre ilçemizden de üzücü bir trafik kazası haberi geldi. Kaza Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AT idaresindeki araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen DAMEB ile Yağız B'ye çarptı. Kaza sonrası sürücü AT'nin ani manevra yaptığı traktör kaldırıma çıktı.
kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay 712 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinin yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yağız Bey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik bedenden geriye kalan ayakkabıysa yürekleri dağladı. Kaza sonrası sürücü AT gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Neden aldık mesela ufak kardeşimizi? Kardeşimizi aldık, ondan sonra ambulansçı arkadaşlar geldi. Ondan sonra çocuk yerden baygın bir şekilde, ağzından kan gelmiş şekilde. Çocuğu SD'ye bindirdik, ondan sonra ambulansa bindirdik. Ondan sonra sınırlı bindirdik. Bu kadar kolay ve ucuz olmamalı insan yaşantısı sevgili seyirciler. Bakın bu akşam sadece sunduğumuz ikinci trafik kazası haberiydi Soma'daki başta olmak üzere. 2007 ile 2017 yılları arasında, yani geçtiğimiz 10 yılda Amerikalılar, uzaylılar, Çin değil, bizler Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları son 10 yılda 10 milyon trafik kazası gerçekleştirdik. Hatalarımız neticesinde, kader filan da değil. Bizzat biz hata yaptık. Ya gereğinden fazla hızlı gittik, ya trafik işaretlerine, işaretçilerine uymadığımız için 10 yılda 10 milyon trafik kazası. 3 milyon vatandaşımız yaralanırken 50 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hadi geçtiğimiz 10 yıldan ders alalım. Önümüzdeki 10 yılda böylesine kazaları, böylesine canları bu kadar ucuza kaybetmeyelim.